böylesine büyük bir organizasyonun finalinde temsil etme başarısı gösteriyor Polonya'da. Ne kadar güzel. Evet, Sırp sporcu Nadica Bozanić. İlk olarak o anons edildi. 2022 Guadalajara'nın dünya şampiyonu. Avrupa'da Manchester'da çeyrek finale çıkmıştı. 2022'de Guadalajara'da şampiyon olmuştu. 2023 Bakü'de 3. rounda kadar gelebildi. Ve şimdi 17 yaşındaki milli sporcumuz Sude Yaren Uzunçavdar geliyor. Ali Şahin geliyor. Teknik ekibimiz geliyor. Haydi Sude. Sude'nin de gençler kategorisinde büyük başarıları var. Burada sadece büyükler kategorisinde son yıllarda neler yapmış onları görüyoruz. Ama gençlerde de milli sporcularımız çok güzel başarılar elde ettiler. ...17 yaşında olduğu için çok çok uzun yıllar ülkemizi temsil etme başarısı gösterecek. Gençlerde dünya şampiyonluğu var. Sofya'da 2022'de dünya şampiyonu olmuştu Sude Yaren Uzunçavdar. Avrupa ve dünya gençler şampiyonu. Büyüklerde de çok güzel başarılara imza atacaktır diye düşünüyorum. Yine büyüklerde Grand Prix şampiyonlukları da var. 2022'de Sofya'da şampiyon olduktan sonra Lüksemburg'da yine bir şampiyonluğu var. İstanbul'da 2021'de yine Dünya Arenası'nın önemli isimlerinin geldiği büyük bir organizasyonda artı 68 kiloda şampiyon olmuştu. Turkish Open'da şampiyon oldu. Peş peşe 7 şampiyonluk yaşadı 2019 ve 2020 yıllarında. 2021'de katalım. Haydi Sude. Şimdi Avrupa Oyunları şampiyonluğu zamanı. Tekvando ikinci kez Avrupa Oyunları'nda. 2015 Bakü'de de yine başarılı olmuştuk. Orada da madalyamız vardı. Kadınlarda Nur Tatar 67 kiloda madalya kazanan sporcumuzdu 2015'te. Bir madalyamız vardı. Şimdi madalya sayımız bugünkü 3 madalya ile birlikte 6'ya çıktı. Ayaklarını çok iyi kullanan bir sporcu Sude ama ayaklarının çıkmış olması hoş olmadı şu an için. Maçın hakemi de çok deneyimli. Dünya arenasında oldukça söz sahibi hakemler yönetiyor bu karşılaşmaları. Paula Ramirez Ruiz yine çok değerli bir hakem tekvando için. Sergi Sembona, o da video analizde. Dün özellikle Hüseyin Kartal'ın maçında da çok dikkatli ve İspanyol sporcunun durduğu pozisyona göre avantaj sağlamasını engelleyen bazı müdahaleleri oldu. Son saniyelerde belki Fransa hakem olmasaydı sporcu biraz daha önde başlayıp çizgiden dışarı çıkmayıp
maçın kaderini değiştirecekti. Fransız hakem orada adaleti güzel sağladı. Şu anda Sırp sporcunun 2-0'lık üstünlüğü var. Sude'nin yumruk puanı geldi. 2-1 olmuştu. Maçın hakemi sporcunun puanını Sırp sporcunun puanını sildirdi. 2-1 öndeyiz. Yardımcı hakemlerini yanına çağırdı. İşte Polonyalı ve Bulgar hakemler Victoria Ivanova ve Agnesia Scheffler yanlarına geldi maçın hakeminin. 2 puanı silindi mi silinmedi mi? Paolo Ramirez yardımcı hakemlerini yanına çağırıp kararın doğru olup olmadığını konuştu. Sergi Sembona da şu anda skorboarda müdahale ediyor. Evet, skor 2-2. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son saniyeler olduğu için o yumruk puanı da geldi. 3-2 oldu. Çok güzel. Haydi Sude. Son saniyede vermeyelim oradan puan. Ve aldık birinci raundu. Yumruk puanıyla birinci raundu alıyoruz. Altın madalya için çok çok önemli bir adım atmış olduk. İtirazlardan dolayı biraz böyle maç kopar gibi oldu ama Ali Şahin çok deneyimli bir teknik adam. Dolayısıyla o yumruk puanını sporcular çok stratejik alanlarda, stratejik durumlarda kullanmayı tercih ediyorlar. Ali Şahin de bu işi çok iyi yaptığını ve o yumruk puanına her zaman güvenmesi gerektiğini söyledi. Sıkıştığımız anda yumruk puanı bizi kurtardı. Birinci raundu aldık, çok mutluyuz. İkinci raundda da aynı başarıyı gösterelim. Haydi. Haydi Sude. Avrupa oyunlarında ilk bronz madalyayı Nur Tatar almıştı. İlk gümüş madalyayı Merve Dinçel'le aldık. Şimdi ilk altın madalya için de Sude'nin önemli bir avantajı var. Sıfırın rakip önde ama yumruk puanıyla 3-0 oldu. Motivasyonunu bozma. Haydi Sude. Rakip yakına girdiğinde öndeki ayağımızı iyi kullanamadık. Skor 5-0 oldu. Rakip dışarı çıktığı için bir ceza alacak. 5-1. Skor 5-1. Altın madalya için hala zamanımız var. Birinci round bizim. Maç 2 roundda bitmek zorunda değil. 7-1 oldu. Çok güzel. Çok güzel. 7-4. Ayağımızı o kadar güzel kullandık ki adeta elini kaldırıp bir tokat atarcasına rahat kullandı ayağını.
7-5 oldu. Yine yaptık. Yine yaptık. 8-7. 8-7. Çok güzel. Bandar Çelgi ve Norio Çelgi gibi tekniklere çok yakın bir isim. 10-7 oldu. Aman dikkat. Aman dikkat. Temas olabilir. Bozan için vuruşunda itiraz kartı bu nedenle kullanılmak istenmiş olabilir. 10-7, 7 saniye var. 7 saniye var. Ama bizim aldığımız 3 puan sayısı daha fazla. Eğer burada 3 puan çıkarmış olsa bile beraberlik, hayır burada değmedi. Gövdemizi sıyırarak geçmiş. Burada 3 puanlık bir vuruş yok. Gövdemizi sıyırarak geçmiş. Kesinlikle 3 puanlık bir vuruş yok. Zaman bizim için işleyecek artık. Altın madalyaya çok yakınız. 10-7. Rakibin eli yere değdi. 11-7. Dönerek bir vuruş yeme. Çok güzel. 12-7. Hemen dışarı kaçmamız lazım. 12-8. 12-8 altın madalya gelmek üzere. Tamamen geldi diyemiyoruz çünkü tekvando 5 puanlık vuruşların yapılabildiği bir spor. Ya da dönerek vuruşlarda bizim çizgiden dışarı çıkmamız, rakibin o an puan alması, her şey olabilir. Evet, burada çok güzel bir tekme var. Yüzünün tam ortasına gelen çok çok net bir tekme var. Burada sensörden puan çıkması imkansız. Dolayısıyla itirazımızda çok haklıyız. 12-8, 15-8 olacak. Korkmamıza gerek kalmayacak ve altın madalya bizim olacak. Bir saniyede 7 puan birden alamaz. Sude Yaren Uzun Çavdar 15 puana çıkacak şimdi ve karşılaşmayı altın madalyayla kazanıyoruz. 15-8 altın madalya bizim. 15-9 10 salise hiçbir şey olmaz. 15-9 Sude Yaren Uzun Çavdar altın madalya bizim. Tebrikler teknik ekip, tebrikler Ali Şahin ve tebrikler Sude Yaren Uzun Çavdar. O son saniyede verilmeyen puanı görmek, itiraz kartını kullanmak, aman bir saniye kaldı ne olacak ki demeden hakkımızı sonuna kadar almak her şeyi değiştiriyor. Sonra çıkarayım. Hocam çıkartayım ben. İlk altın madalya. Avrupa oyunlarında ikinci kez mücadele ettiğimiz Avrupa oyunlarında İlk altın madalya geliyor tekvandoda. Sude Yaren Uzun Çavdar 17 yaşında. Gelecekte çok konuşulacak. İşte gurur fotoğrafı. İşte her şeyin başladığı an diye düşündüm ama yüzüne yukarıdan aşağı oturan bir tekme vardı ya. Bandal Çelgi gibi yukarıdan aşağı çıkarıp vurdu. İşte o her şeyi değiştirdi. Rakibin motivasyonunu bitirdi. Çok sakin kaldırdı ayağını. Rakip yere indirecek, kendini korumak için kaldırıyor diye beklerken bir anda yüzünde patladı ayak. Ve bütün motivasyonu dağıldı rakibimizin. Rakibimizi de kutlayalım. Zor bir maç oldu bizim için de. Sırp sporcu da gümüş madalyanın sahibi oluyor.
Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejną walkę.